Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü siz olmasanız Nora abanız ne yapar burada? İnanın hiç bilmiyor. Evet arkadaşlar, eğer ilk kez şu anda Sat 7 Türk ekranlarını saat tam 4'te açan arkadaşlarım için söylüyorum. Kim bu abla acaba diye düşünüyorsanız arkadaşlar, ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarında burada sizlerle buluşuyor oluyorum. Arkadaşlar, size bir sorum var. Hayatınızda iyi giden şeyleri sorsam size bana ne cevap verirsiniz? Hayatınızda neler iyi gidiyor? Peki bir sorum daha var. Hayatınızda genelde gün içindeki bir gününüzü düşünün. Bir gün içinde genelde kaç kere üf ya diyorsunuz? Kaç kere oley oh diyorsunuz? Bunları düşünmek gerekiyor. Peki eğer daha çok üf diyorsanız hayatınızda iyi giden şeylerin daha az olmasından mı kaynaklanıyor bu sizce? Bence hayır arkadaşlar. Bizler genelde çoğu zaman daha çok şikayet ettiğimiz şeyleri hayatımızda görüyoruz. Hayatımızda iyi giden şeyleri, Tanrı'nın bizim hayatımızda çok iyi yaptığı şeyleri bazen gözden kaçırıyoruz. Onlar için teşekkür etmiyoruz Tanrı'ya. Ama arkadaşlar, şunu sormak istiyorum sizlere. Hayatınızda sahip olduğunuz şeyleri şikayet ettiğiniz şeyler kadar hatırlıyor musunuz? Yani Tanrı'nın hayatınızda yaptığı iyi şeyleri başınıza gelen kötü şeyler kadar hatırlıyor musunuz? Bence bunu zaman zaman yapmıyoruz ama bunu yapmak çok önemli. Çünkü Tanrı bizlerin hayatında iyi bir şey yaptığı zaman o konuda Tanrı'ya teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela bizler arkadaşımıza bir hediye verdiğimizde, bizler annemizi babamızı mutlu etmek için onlara bir şeyler hazırladığımızda, eğer onlar bunun farkında olmazlarsa, bize teşekkür etmezlerse, mutlu olduklarını bize göstermezlerse, o zaman da bu bizim için üzücü olur. Bu konu hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ama ondan önce gidelim şöyle güzelce bir Ege'yi izleyelim. Ege'den sonra yine burada buluşalım. Japonya'da portakallı kola satılıyor. Aslında her ülkenin damak tadına göre bir kola yapmışlar. Bizde de acılı kola çıkarsa şaşırmayın. Azerbaycan ismi Azerpayan, yani ateş muhafızı demektir. Azerbaycanlı olmak vardı. Barış Manço'nun Ayrılık şarkısı Güney ve Kuzey Azerbaycan'ın ayrılığı için yazılmıştır. İnsan beyninin ağırlığı 1,5 kilogramdır. Tabiriyle de 2 kiloya kadar çıkar. Beyne dakikada 3 kola kutusu kadar kan gider. ABD 1962 yılında uzaya Hiroşima'dan 100 kat daha güçlü bir bomba atmıştır. Ama neyse ki uzaylılar duymamış. Beyin acımaz ama yine de bunu denemeyin derim. Bitter çikolata, kabak çekirdeği, ada çayı ve ceviz beyin için çok yararlıdır. Beynin %60'ı yağdan oluşur. Kilo verecekseniz beyninizi çıkarın. Neden rüya gördüğümüz hala açıklanmamıştır. Kadınlar hamileyken beyin büzülüp %40 oranıyla küçülür. Doğumdan sonra yine eski büyüklüğüne kavuşur. Bebeklerin annelerine çektirmediği kalmaz yani. Ege, sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, az önce bahsettiğim konunun bugün size vereceğim göreve tabii ki de bir ilgisi var. Eğer görevinize hazırsanız siz de olduğunuz yerlerden 3'ten geriye doğru bana eşlik edin, beraber sayalım ve ondan sonra ekranda görevimizi görelim. Haydi bakalım. 3, 2, 1... Görevin Tanrı'ya bir teşekkür listesi hazırlamak. Eğer yazmayı bilmiyorsan bir yetişkinden ya da yazmayı bilen birinden yardım alabilirsin. Kalemle bunu bir kağıda yazabilirsin. Ya da bunu yapamıyorsan bile şöyle düşünebilirsin. Yani bunu aklından sürekli geçirerek kendince ya da yüreğinde bunu sürekli hatırlayarak, zaten Tanrı bizim düşüncelerimizi bildiği için ona bir teşekkür listesi hazırlamış olursun. Ama sevgili arkadaşım, şunu sorduğunu duyar gibiyim.
Tarya nasıl bir teşekkür listesi hazırlayabilirim ve Tarya neler için teşekkür edebilirim? Bunu derin derin düşünmeni istiyorum bugün senin ama şimdi sana bir yardımcı olacağım. Ben kendi teşekkür listem için birkaç madde hazırladım. Onları sana söylemek istiyorum. Belki onlar da senin hakkında başka şeyler getirir ve bence bu sebepler senin hayatın içinde geçerli. Tarya'ya hazırladığım teşekkür listesinde neler için Tarya'ya teşekkür edebilirim? Mesela beni kurtardığı için, benim bütün hayatımı kurtardığı için, beni çok sevdiği için Tanrı'ya teşekkür edebilirim. Ya da bana güzel bir aile veya arkadaşlar verdiği için Tanrı'ya teşekkür edebilirim. Ya da karnımızın guruldadığı zamanlar çok fazla yok, daha az. Bu da ne demek? Karnımız tok demek. İşte bu yüzden Tanrı her zaman bize yemek verdiği için, karnımızı her zaman doyurduğu için Tanrı'ya teşekkür edebiliriz. Ve aynı zamanda kafamı sokacak bir yer olduğu için, yani bir evim, bir yuvam, kalabildiğim kapalı bir yer olduğu için Tanrı'ya teşekkür edebilirim. İşte bunlar benim teşekkür listemde yazılı maddeler arkadaşlar. Bence bunların çoğu sizin için de geçerli. Ama geçerli değilse kendi teşekkür listenizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ve WhatsApp numaramızdan bizlere bu güzel listeyi paylaşın. Bizlere de teşvik olsun diyorum. Şimdi bu kadar konuştuk. Artık görevinizi yapmak için sizleri gönderebilirim. Ama ben sizi gönderiyorum ya. Siz nereye gidiyorsunuz? Kumdaki hikayeleri izlemeye. İnsanlar yeryüzüne yerleşip yaşamaya başladıktan sonra nesilleri gittikçe arttı ve insanlar çok günah işlemeye başladı. Günahların sonucunda insanlar Tanrı yolundan ayrıldı. Tanrı insanları yarattığı için kederlendi ve yine işledikleri günahlar için de kederlendi. Tanrı şöyle dedi: "Yarattığım insanlarla karadaki hayvanlardan gökteki kuşlara kadar hepsini yeryüzünden sileceğim." Günahkar insanlar arasında yaşayan temiz bir kişi vardı. Adı Nuh'tu. Nuh, Tanrı'ya ibadet eder ve onun yolundan yürürdü. Tanrı, Nuh ile konuştu ve ona, "Günah, fesat, kötülük ve zulüm dolu olan bu yeryüzünü yok edecek bir tufan göndererek hepsini sileceğim." Daha sonra Tanrı, Nuh'a emir vererek büyük bir gemi yapmasını istedi. Ve Nuh'un ailesi, birçok çeşit hayvan türüyle birlikte gemiye binmesini söyledi. Tanrı Nuh'a gemiyi nasıl yapacağını tarif etti. Gerçekten Nuh gemiyi yapmaya başladı. Nuh, gemiyi yapma nedenini ve Tanrı'nın tufan göndererek yeryüzünü yok edeceğini etrafındakilere anlatınca kendisine gülüp onunla alay ettiler. Ancak Nuh'un büyük bir imanı vardı. O mevsimde hiç yağmur olmamasına rağmen Tanrı'nın sözlerine inanıyordu. Gemi tamamlanınca Nuh bütün hayvanları içeri almaya başladı. Daha sonra Tanrı Nuh'a "Sen ve ailen de gemiye binin" dedi ve ardından Tanrı geminin kapısını kapattı. Sonrasında yeryüzünde şiddetli yağmurlar ve seller başladı. Bu tam 40 gün sürdü. Tufan bütün şehirleri ve hatta dağları kapattı. Yeryüzündeki insanlar ve hayvanların hepsi öldü. Bir süre sonra Nuh gemiden bir güvercin uçurdu. Fakat güvercin konacağı bir yer bulamadığı için geri döndü. Bir hafta sonra Nuh yeniden denemeye karar verdi. Bu defa güvercin ağzında bir zeytin yaprağı ile döndü. Ve Nuh suların azalmaya başladığını anladı. Daha sonraki hafta ise güvercin bir daha dönmedi. Bu şekilde Nuh suların çekildiğini ve yeryüzünün kuruduğunu anladı.
Ardından Tanrı, Nuh'un ailesi ve diğer bütün hayvanlarla birlikte gemiden çıkmasını istedi. Nuh ve ailesi çok sevindi. Çünkü Tanrı onları tufandan kurtarmıştı. Tanrı, Nuh'a yeryüzüne bir daha tufan göndermeyeceğim vaadinde bulunarak ona her gördüğünde hatırlaması için bir belirti gönderdi. Nuh ve ailesi yeni bir hayata başlayarak kendi soyundan gelen insanlarla yeryüzünü doldurdu. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Vaat eden Tanrı güvenilirdir. İbraniler 10. bölüm 23. ayet. Bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün yine Tanrı'nın sözüyle ilgili, kutsal kitapla ilgili çok güzel şeyler öğreneceğiz. Ve hazırsan bugün seninle paylaşacağım hikayenin adı, çok güzel bir isim var bu hikayenin. Şarkıcı. Şarkı söylemeyi sever misin? Ben çok severim. Ama acaba bakalım bugün okuyacağımız öyküde şarkıcı, acaba bu hikayenin neresinde geçiyor? Şarkıcı kelimesinden acaba bu hikayede ne anlamalıyız? Haydi bakalım gel birlikte okuyalım. İsa nereye gitse bir sürü kişi onunla birlikte giderdi. Ona yakın olmayı çok severlerdi. Yaşlı insanlar, genç insanlar, her türlü insan İsa'yı görmeye gelirdi. Hasta insanlar, sağlıklı insanlar, mutlu insanlar, mutsuz insanlar, endişeli olanlar, bir sürü insan. Bir sürü şey konusunda endişeliydi. Endişelenmek ne demek? Bazı konularda biraz korkmak demek. Bunu daha önce birlikte işledik. Mesela ya bana kek kalmazsa, ya bu dersi yapamazsam, ya hasta olursam, ya yavaş iyileşirsem gibi. Zaten burada da anlatıyor. Ya yeterince yemeğimiz olmazsa, ya da giysimiz, paramız biterse ne olacak? Ya yetmezse, ya her şey ters giderse, ya işler yolunda gitmezse, o zaman ne olacak? İsa tüm bu insanları görünce yüreği onlara karşı büyük bir sevgiyle doldu. Kendilerine bakacak bir çobanı olmayan bir koyun sürüsü gibiydiler. Böylece İsa hepsini bir yere oturtup onlarla konuştu. İnsanlar yeşil tepelikte oturdu ve onu dinledi. Oturdukları yerden mavi gölün güneşte ışıldadığını, teknelerin balık tutmaktan geri döndüğünü görebiliyorlardı. Bahar havası taze ve temizdi. Oh, şuradaki kuşları görüyor musunuz? Dedi İsa. Herkes dönüp baktı. Küçücük serçeler taş yoldaki tohumları gagalıyorlardı. Yiyeceklerini nereden alırlar? Acaba dolaplarında mı depoluyorlar? Yoksa raflarında kutular dolusu yiyecekleri mi var sizce? Herkes güldü. Hiç aranızdan bir kuşun marketten aldığı şeylerle dolu bir poşet taşıdığını gören bir kimse var mı? Siz hiç gördünüz mü arkadaşlar? Mesela minik bir serçenin elinde poşetle eve döndüğünü. Ben hiç görmedim. Peki öyleyse her gün yiyecek yemeği nereden buluyorlar sizce? Hiç aç kalmıyorlar değil mi? Hayır dedi İsa. Bu konuda endişelenmeleri gerekmiyor. Çünkü Tanrı neye ihtiyaçları olduğunu biliyor ve onları her zaman besliyor. Ya bu kır çiçeklerine ne demeli? Yine herkes baktı. Çevrelerinde her yerlerde çiçekler büyümekteydi. Papatyalar, gelincikler, zambaklar. Güzelim kıyafetlerini nereden alıyorlar acaba? Yoksa kendileri mi dikiyor? Ya da gittikleri özel bir terzi mi var acaba bu çiçeklerin? Yoksa onları satın alabilmek için her gün işe mi gidiyorlar? Bir gardırop dolusu giysileri mi var acaba bu çiçeklerin? Yine herkes güldü. Bir çiçeğin elbise giydiğini gördü mü hiç kimse? Hayır dedi İsa. O konuda endişelenmeleri gerekmiyor. Çünkü Tanrı onları müthiş krallık kaftanlarıyla donatıyor.
Bir kral bile bu kadar güzel kıyafetler giyinemez. Evet, hatırlayın. Çiçeklerin yapraklarını, çiçeklerin kıyafetlerini bir hatırlayın. İnsanlar bir kralla karşılaşmamıştı hiç ama aşağılarda parıldayıp ışıldayan göle ve kırmızı, mor ve altın rengiyle bezenmiş tepelere baktıklarında kalplerinden bir yük kalktı sanki. Daha güzel bir şey hayal edemiyorlardı. "Küçük sürüm," dedi İsa. "Siz kuşlardan daha değerlisiniz ve çiçeklerden daha önemlisiniz. Kuşlar ve çiçekler oturup endişelenmiyor. Bir sürü şey hakkında hiç endişelenmiyorlar. Tanrı çocuklarının da endişelenmesini istemiyor. Tanrı kuşlara ve çiçeklere bakmayı çok sever. Size de bakmayı çok seviyor." İsa biliyordu ki Tanrı yarattığı dünyaya ve içindeki her şeye, kuşlara, çiçeklere, ağaçlara, hayvanlara, her şeye her zaman bakacaktı ve her zaman onları sevecekti. Ama hepsinden de öte çocukları için bunu yapacaktı. İnsanlar unutmuş olsa da kuşlar ve çiçekler unutmamıştı. Onlar hala o şarkıyı biliyorlardı. Tanrı'nın tüm yaratılışının en baştan beri söylediği şarkıydı bu. İnsanların kalpleri bu şarkıyı söylemek üzere yaratılmıştı. Tanrı bizi yarattı. Tanrı bizi seviyor. Bizden hoşnut. İsa da bu yüzden dünyaya gelmişti. Bu harika şarkıyı onlara söylemek için. Sadece müthiş sesiyle söylemek için değil, tüm yaşamıyla söylemek için. Tanrı'nın çocukları da bu şarkıyı hatırlasın ve ona katılarak birlikte söylesinler diye. Hiçbir zaman kaygılanmana gerek yok. Çünkü Tanrı, seni yaratan Tanrı, senin hayatın için her zaman çok güzel şeyler planlıyor. Sevgili arkadaşım, bugünlük Nora ablanın anlatacakları bu kadar. Kendine çok ama çok iyi bakmanı istiyorum ve seni çok sevdiğimi asla unutmamanı istiyorum. Şimdi ben sizleri veda ederken sizleri M ve Z'ye gönderiyorum. Onlara benden çok selam söyleyin. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Ah, merhaba, merhaba çocuklar. Evet mi? Aradan bir bölüm geçtiğine göre, ki koskoca bir bölüm, Elçi Palmus'un mahkemesinde sonlarına gelmişizdir artık. Ne de olsa koskoca bir bölüm geçti gitti. Haklısın Zi. Mahkemenin sonlarına doğru Aziz Pavlus önemli bir hamle yaptı, ondan bahsedelim. Nedir o? Elçi Pavlus Kayseri'nin önünde yargılanmak istediğini söyler. Vay, insanlar Kayseri'den yola çıkacaklar tabii şimdi. Onlar gelene kadar da bir iki sene daha geçer. Hayır hayır, Kayseri değil, Kayser. Kayser'in önünde. Yani Sezar da diyebiliriz. Hı. Roma İmparatoru'nun unvanı bu, Kayser. Tamam o zaman, ben çok yanlış gelmişim. Kayseri'deki kardeşler de çok yanlış gelecekti. Dönemin İmparatoru Augustus'tur ve Elçi Pavlus Augustus'un önünde yargılanmak istediğini belirtir. Vali onun bu isteğine karşı koyamayacak çünkü Pavlus bir Roma vatandaşıdır. Elçilerin işleri 25-12'de okumuştum geçenlerde. Ne anlama geldiğini şimdi anlamış oldum. Yani ne demek o? Ya, Kayser'e başvurdun, Kayser'e gideceksin diyor vali. Evet, imparatordan bahsediyor. Evet. O zaman devam edeyim. Ederim. Tamam. Hı. Mahkemeler Kayseri'de devam eder. Birçok kişi mahkemede konuşmacı olarak görev yapar. Hı. Pavlus haksızca kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendini savunmaya çalışır. Zorlu geçen mahkeme süreci sonunda karar belli olur. Pavlus ve yanındakiler Roma'ya, Kayseri'nin yanına gidecektir. İtalya'ya yelken açma kararı alınır. Hazırlıklar tamamlanır ve Kayseri limanından Roma'ya doğru yelken açılır. Oh, sonlara geldiğimizi hissediyorum. Evet, bir sonraki bölümde bu yolculuğun devamını ve sonlanışını anlatıyor olacağız. Bu bölüm senden bir değişiklik istiyorum kardeşim. Oh, işte tabii kardeşim. O güzel doğru mu yanlış sorularından tam 3 tane sor, olur mu? Oh, ne kadar çok sevinirim be. Hemen soruyorum o zaman. Sonraki bölümde de Elçi Pavlus'un yolculuğuna devam ederiz. Tabii ki. Avrupa ile Afrika'yı Kuzey ve Güney Amerika'dan ayıran büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'dur. Doğru mu? Yanlış mı? Benim coğrafyam da çok iyi değil. Galiba yanlış olmalı değil mi? Harikasın, harikasın.
Avrupa ile Afrika'yı Amerika kıtasından ayıran büyük su kütlesi Atlantik Okyanusu'dur. Bu okyanus Pasifik Okyanusu'ndan sonra ikinci en büyük okyanus. Pasifik Okyanusu ise güneydeki Antarktika'dan kuzeydeki Kuzey Kutbu'na kadar uzanan en büyük okyanus. Oo, birinciyi bildim. Çok güzel. Gelsin ikinci soru. Geliyor. Kaktüslerin dikenleri hayvanları bu bitkileri yemesine engel olur. Doğru mu yanlış mı? Bu çok kolay. Benim sol yanağım hala ağrır bu yüzden. Doğru, bu dikenler fena batıyor. Doğru bildin. Kaktüsler aslen çöl bitkileridir. Diğer bitkilerin yaşamakta oldukça zorlanacağı kuru yerlerde büyürler. Suyu saklama yetenekleri onları canlı tutar. Keskin dikenleri ve iğneleriyle korunurlar. Kaktüsün bu yapısı hayvanların onlara yaklaşmamasını ve onları yememesini sağlar. Evet. Ve sana özel ek bilgi. Saksılardaki kaktüsleri de yememelisin. Çünkü onlar da batıyor. Aa, haklısın kesinlikle. O zaman 3'te 2 bildim. Evet. O zaman 3. soru gelsin. Hemen geliyor. Kelebek, kurbağalama ve sırt üstü gibi stiller yüzme ile ilgilidir. Harika, tabii ki öyledir. Bunun açıklamasını da ben yapabilirim Zi. Yapayım mı lütfen? Lütfen yap, lütfen yap. Meyleme ve zihleme stillerinden de bahset ama, tamam mı? Yüzme hem çok keyifli hem de çok sağlıklı bir spordur. Profesyonel yüzme yarışları eğer denizde yapılmıyorsa olimpik yüzme havuzu olarak adlandırılan yerlerde yapılır. Bu havuzun belirli standartları vardır ve Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından belirlenir. Sporun belirli yüzme stilleri de bulunur. Serbest, sırt üstü, kurbağalama ve kelebek. Bunların hepsi yüzme stildir. Serbest ve sırt üstü stilde adından anlaşılacağı üzere vücut pozisyonları ilkinde serbest, diğerinde sırt üstüdür. Hı. Kurbağalama, kolların enseden birleştirilip ileri doğru uzattıktan sonra yanlara doğru açılmasıyla yapılır. Kelebekte ise kurbağalamadan farklı olarak kollar birleştirilerek kenara açılmaz, dirsek kullanılır. Bizim stilleri de anlat be. Ya ama yani bizim stiller, o stiller yok. Siz sen uydurdun onları. Hayal dünyanda yüzüyorsun. Ah, öyle mi? Ama hayal dünyanda su çok güzel, gelsene. Tamam, mayomu giyip geliyorum. Hadi çocuklar, bay bay, görüşürüz. Bay bay.